Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün yine milyonlar elde kağıt kalem hesap yapıyor. Memuru, emeklisi maaşını hesaplıyor. Çünkü yeni yılın en merakla beklenen verisi bu sabah açıklandı. Yıllık enflasyon. Neden merak ediyorduk? Çünkü asgari ücrete yapılan %55'lik zam sonrası memur ve emeklilerin maaşında yapılacak artış için belirleyici olacaktı o veri. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon %64,27. Peki bu ne anlama geliyor? Enflasyon farkı memur ve emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tüm bu soruların yanıtı için Ankara ile bir bağlantı yapacağız. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen karşımıza. Ahmet merhaba. Önce enflasyon verisiyle başlayalım. Beklenti ne yöndeydi, nasıl gelişti? Ahmet Arpat, hükümet orta vadeli programla birlikte 2022 yıl sonu enflasyon hedefini %65 olarak belirlemişti. Merkez Bankası ise son enflasyon raporuyla yıl sonu enflasyon tahminini %65,2 olarak açıklamıştı. Aralık ayı enflasyonu için piyasalarda yapılan anketlerde ise %2,7 oranında tüketici fiyat endeksi artışı beklentisi ortaya konulmuştu. Piyasalarda yapılan anketlere katılan ekonomistlerin beklentisi %1,4 ile %4,1 arasında değişen bir aralıkta tüfe artışı şeklindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu tüketici fiyat endeksinde Aralık ayında %1,18 oranında artış olduğunu açıkladı. Yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ise 2022 yılı için %64,27 oldu. Böylece hem hükümetin hedefinin hem Merkez Bankası tahmininin altında bir gerçekleşme söz konusu oldu. Yıllık bazda son 9 ayın, aylık bazda ise son 16 ayın en düşük rakamları görüldü. Veriler enflasyon oranlarında baz etkisiyle bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Yıllık bazda 21 yılın zirvesinde yine tüketici fiyat endeksindeki artış bu gerçekleşmeye rağmen son olarak 2001 yılında enflasyon %68,50 olarak gerçekleşmişti. Yine Aralık ayında güçlü baz etkisine rağmen görülen pozitif aylık enflasyonla birlikte aylık enflasyonda artış serisi de 48. aya yükselmiş görünüyor. Enflasyon rakamlarının verilerin biraz daha ayrıntısına baktığımızda 2022 yılında en yüksek artış konut ana harcama grubunda yaşandı. Ana harcama grupları içinde konutun artış oranı %79,83, konutu %77,87 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %73,02 ile de ev eşyası izlemiş durumda. Yurt içi üretici fiyat endeksi tarafına gelirsek, üretici enflasyonunda hızlı bir düşüş, geri çekilme oldu Aralık ayında. %0,24'lük bir azalma var yurt içi üretici fiyat endeksinde Aralık ayı itibariyle. Böylece 3 yıl aradan sonra aylık bazda azalma ya da ilk kez negatif rakam görülmüş oldu yurt içi üfede. Bu sonuçla da yıllık rakam %97,72 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu rakamları değerlendirdi. TÜFE enflasyonunun bir ayda 20,12 puan düştüğünü belirtti Bakan Nebati. Yurt içi üretici fiyat endeksindeki düşüş oranını da %38,3 olarak açıkladı. Peki şimdi açılışta da aktardık. Milyonlar bu verileri bekliyordu. Çünkü memur ve emekliler bir enflasyon farkı alacaklar, maaşlarına yansıyacak. Peki açıklanan bu yıllık enflasyonla o enflasyon farkı kaç olarak ortaya çıkıyor ve memur emekli maaşları ne olacak? Ne zaman açıklanacak? Şimdi Ahmet, aslında eğer ilave bir zam yapılmayacaksa, son dönemde sıklıkla konuşulan, yapılan resmi açıklamalara da yansıyan refah payı düzenlemesi yapılmayacaksa aslında memur ve emeklinin zam oranı belli. Yani bugün itibariyle yürürlükteki yasalar çerçevesinde enflasyona göre yapılacak zam belli. Bunları paylaşacağız ama tekrar edelim, son dönemde yapılan açıklamalarla bir refah payı düzenlemesi beklentisi var. Bu konuda da belki bu hafta bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama gelebilir yönünde beklenti var. Bunu öncelikle belirtelim. Zam durumuna gelirsek, memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personel her yıl Ocak ve Temmuz ayında
toplu sözleşmeyle belirleyen oranda zam alıyor. 6 aylık dönemler itibariyle de toplu sözleşme çerçevesinde yapılan zammın üstünde bir tüketici fiyat endeksi artışı gerçekleşirse bir enflasyon farkı ödemesi gerçekleştiriliyor. Şimdi hatırlatalım, Temmuz ayında, 2022 Temmuz ayında memur emeklisi ve sözleşmeli personele %7 zam yapıldı. Temmuz-Aralık döneminde 7,84 oranında bir enflasyon farkı oluştu. Böylece bu yıl Ocak ayında yapılacak toplu sözleşme zammı %8. Bunlar toplandığında memur emeklisi ve sözleşmeli personelin Ocak ayı zammı %16,47. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan hemen enflasyon rakamlarının arkasından bir açıklama geldi ve bir 2023 yılının ilk müjdesi olarak ek zam düzenlemesi beklediklerini ifade etti ve asgari ücrete olan haklı zam gibi memur emeklisi ve sözleşmeli personelinde alım gücünü yükseltecek bir ek zam yapılmalı dedi. Yine yürürlükteki yasalara göre işçi ve Bağkur emeklileri de Ocak ve Temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık tüketici fiyat endeksi artışı kadar zam alıyor. Bu kapsamda işçi ve Bağkur emeklilerinin Ocak ayı zammı da %15,4 oldu. Burada yine belirtelim, bu gruptaki emeklilerin de bir refah payı düzenlemesi, bir ilave zam beklentisi olduğunu hatırlatalım. Şimdi ek gösterge düzenlemesi de bu yılın 15 Ocağı itibariyle yürürlüğe girecek. Bu nedenle memurların ve memur emeklilerinin zamlarına ek gösterge düzenlemesini de eklemek gerekiyor. Şunu belirtelim. Tüm emeklilerin maaşlarına 230 lira ilave zam yapılacak ek gösterge düzenlemesi nedeniyle. Ek göstergesi örneğin 3000'den 3600'e çıkan emeklilere verilen ek göstergeden kaynaklı 1641 liralık bir artış var. Memur emeklisi için söylediğimizi özellikle belirtelim. 15 Ocak'ta bu artışlar maaşlara yansıyacak. Örneğin 30 yıllık hizmeti bulunan bir memur emeklisinin aylığında 1750 liralık bir artış gerçekleşecek. En düşük memur maaşı bu artışlar ve ek gösterge düzenlemesi sonrasında aile ödeneği dahil olarak, bu oldukça önemli bir ayrıntı, aile ödeneği de dahil olarak en düşük memur maaşı 10.604 lira olacak. En düşük emekli memur maaşı da 7.078 lira olacak. En düşük öğretmen maaşı örneğin 11.702 lira, polis maaşı da 15.295 liraya yükselecek. Bütün yan ödemeler de dahil edildikten sonra. Ahmet, enflasyon alkollü içecek ve tütün ürünlerinde de fiyatı belirliyor. Bu ürünlerde artış ne olacak? Ahmet, bu enflasyona bağlı artış gerçekleşti. Onun da haberini verelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi Başkanlığı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından alkollü içki ve sigaradaki özel tüketim vergisi oranlarını güncelledi. %22,3 oranında bir artış oldu alkollü içecek ve tütün ürünleri, sigaranın asgari makdu vergi tutarında. Bu artışın da geri planını aktaralım. Yürürlükteki yasalara göre geriye dönük 6 aylık yurt içi üretici fiyat endeksi artışı kadar Ocak ve Temmuz aylarında alkollü içecek ve tütün ürünlerinin ÖTV'sinde bir otomatik artış gerçekleşiyor. Aksi yönde bir karar yayınlanmadığı sürece bu artış her yıl Ocak ve Temmuz ayında enflasyon verisi açıklandıktan sonra devreye giriyor. Bu yıl bu otomatik güncellemenin yapılmaması yönünde bir Cumhurbaşkanı kararı yayınlanmadı. Dolayısıyla yasalardaki bu yetkiyi kullanarak Gelir Dairesi Başkanlığı %22,3 oranında artışı gerçekleştirdi alkollü içecek ve tütün ürünlerinin özel tüketim vergisinde. Şimdi akşam saatlerinde firmaların, sigara ve alkollü içecek firmalarının yeni rakamları açıklamasını bekliyoruz. Ama yapılan hesaplamalara göre örneğin en düşük sigara fiyatının 32-33 lira arasında olmasının beklendiğini ifade edelim yapılan ÖTV güncellemesiyle birlikte. Ahmet Ergen aktardı. Bir başka önemli gelişme, Adalet Bakanlığı sürekli hastalık sahibi hükümlülerle ilgili yeni bir genelge yayınladı. Başsavcılıklar talep olmaksızın bu durumdaki kişilerin sağlık durumuna ilişkin işlem başlatacak. Daha fazla ayrıntıyı Serkan Kaya'dan alacağız. Serkan.
Ahmet Arpat, buradaki en önemli vurgu talep olmaksızın kelimeleri aslında. Aslında mevcut düzenlemede de bu tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin çeşitli koşullar düzenlenmiş durumda. Ancak tüm bunların uygulanabilmesi için, cezanın hafifletebilmesi ya da Cumhurbaşkanı tarafından af uygulanabilmesi için kişinin bizzat başvurusu gerekiyordu. Adalet Bakanlığı yayımladığı yeni genelgeyle birlikte bunda değişikliğe gitti ve artık kişilerin sağlık durumu konusunda başsavcılıklarda re'sen işlem yapabilecekler, re'sen işlem tespit işlemi başlatabilecekler. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle hükümlerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılması bu doğrultuda da mümkün kılınabilecek. Aslında yakın dönemde yaşanan bir can kaybı sonrasında başlamıştı tartışma. 28 Şubat tutuklarından eski kor general Vural Avar cezaevinde hayatını kaybettikten sonra sağlık durumu nedeniyle hayatını kaybettiği netleşmesiyle birlikte de cezaevindeki tutukluların sağlık durumları yeniden tartışma konusu olmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 104. madde gereğince af yetkisini kullanmak istediğini ancak Vural Avar'ın bunu kabul etmediğini dile getirmişti. Hayatını kaybetmesine kısa bir süre kala da kendisinin başvuru yaptığını söylemişti. Ancak işlemler yetişmediği için cezaevinde hayatını kaybetti Vural Avar. İşte tüm bu gelişmelerin ardından Adalet Bakanlığı 8 maddelik bu genelgeyi yayınladı. Bu genelgeye göre başsavcılıklar cezaevinde bulunan kişinin kendi talebi olmaksızın tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna göndererek, yönlendirerek sağlık durumunun tespiti konusunda işlem başlatabilecek, şayet o kişinin sakatlık, sürekli hastalık ya da kocama sebebiyle yaşamının sıkıntıya girebileceği sonucuna varılırsa Adli Tıp Kurumu'nun da aynı görüşe varması durumunda ilgili mahkeme tarafından cezanın hafifletilmesi veya tamamıyla kaldırılması mümkün olabilecek. Tutuklulara yönelik de bu madde uygulanacak. Elbette tutuklularda bir hüküm olmadığı için cezanın hafifletilebilmesi mümkün değil. Bu durumda tutuklu kişilerinde de yine sağlık konusunda sıkıntı yaşandığını tespit edilmesi durumunda ilgili mahkeme tahliyeye karar verebilecek. Serkan Kaya aktardı. Gelelim siyaset gündemine. Haziran ayında yapılması gereken seçimler daha erken bir tarihe alınacak mı? Siyaset işte bu soruya yanıt arıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tarihin geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor demişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de hem zamanında hem erken seçime, iki seçeneğe de varız açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın, isterse erken alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Ya 360 milletvekilinin evet oyuyla meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yolda da hukukidir. Anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına bu sözlerle katıldı. Her iki duruma da hazırız mesajı verdi. Cumhurbaşkanının seçim kararı alması da hukukidir ifadesi dikkat çekti. Bahçeli altılı masayı hem seçim tarihi hem adaylık tartışması üzerinden eleştirdi. Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan 2023'ten önce yapılacak bir seçime sıcak bakıp sonrası için ipe un sermesi demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir. Sayın Kılıçdaroğlu, bir kez daha söylüyorum. Adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kim ondan bahset. Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin de gecikmeden yasalaştırılacağını da söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gereğini gecikmeksizin yapacak. Hak sahibine iade edilecektir. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Ayrıntıları Gökhan Gerçek'ten alacağız. Gökhan. Ahmet, cinayetin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen sır perdesi henüz aralanabilmiş değil. Cinayetin hemen arkasında gelen gün cumartesi günü 3 kişi gözaltına alınmıştı. O sayı 5'e yükseldi. Son gelen bilgi 8 gözaltının olduğu şeklinde ama eş zamanlı gözaltılar devam ediyor. ETS kayıtları ve MOBES görüntüleri doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Türkiye çapında bir operasyon yürüttüğünü söyleyebiliriz. Son yılların en zor cinayetlerinden bir tanesi. Azmettirici belli, kimliği belli, eşkali belli, tetiği
Çeke'nin kimliği belli, eşkali belli ama gelişmiş imkanlara rağmen 5 gündür başkentin ortasında işlenen bu cinayetin asli failleri yakalanamadı. 3 zanlı gözaltındaydı. O zanlılardan bir tanesi motosikleti kullanan isim. Evet, azmetçiler tarafından görevlendirilen 2 adi suçlu otomobille Ankara'ya geldi. Bir motosiklet kiraladılar. Motosiklet sürücüsü ön taraftaydı. Arka tarafta bulunan asli fail tarafından Sinan Ateş başına vurularak öldürüldü. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda motosiklet sürücüsü gözaltına alındı ama çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Önce gözünü korkutmak için bacağını ateş edecektik ama olaylar öyle gelişmedi. Karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı ve ateşi başından vurduk demişti ama çapraz sorguda tüm suçlamaları reddetti. Beni zorla tetikçi Ankara'ya getirdi. Bu cinayetin işleneceğinden bilgim yoktu değerlendirmesinde bulundu. Emniyet kaynakları cinayetin son derece profesyonelce işlendiği görüşünde. Evet, sanlar adi suçlar ama bazı siyasi cinayetlerde adi suçluların bazı yapılar tarafından kullanıldığı biliniyor. O çerçevede bu zanlar kullanılmış olabilir. Yine az evvel de belirttiğim gibi Çukurambar semtinde başkentin hemen ortasında gerçekleştirilen bir cinayet. Cinayetin hemen ardından aramalar başlatıldı ama tetiği çeken isim ve bu talimatı, cinayet talimatını veren isim hala bulunamadı. Türkiye çapında yapılan tüm aramalara rağmen gözaltı sayısı bir günde ancak 3 gün savcılık tarafından uzatıldı. Bugün 3 zanlının cumartesi günü gözaltına alınan motosiklet sürücüsüyle birlikte olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 zanlının savcılığa sevkini bekliyoruz Ahmet. Gökhan Gerçek aktardı. Hükümet dar gelirliler için başlattığı sosyal konut projesinin ardından orta gelirliler için de adım atıyor. Konut kampanyasının ayrıntıları yarın saat 10'da açıklanacak. Yeni konut kampanyasına son şekli verildi. Orta gelirliler için sosyal konut projesinin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklayacak. Edinilen bilgiye göre, konutun değerine göre farklılaşan faiz oranlarının uygulanacağı bir kampanya yürütülecek. Kredi Garanti Fonu'ndan bugüne kadar kurumlara ve şirketlere sağlanan kefaletin bireysel ayağının başlaması da gündemde. Bu kampanyadan faydalanacaklar için bir kefalet sisteminin Kredi Garanti Fonu'yla devreye girmesi bekleniyor. Kampanya kapsamında konut kredi faizlerinin %1'in altında olacağı ve gelire göre kademeli uygulanacağı belirtiliyor. 15 yıl taksit imkanı da gündemde. Kampanyanın hedeflerinden biri ihtiyaç sahiplerini ev sahibi yapmak. Bu kapsamda ilk kez ev sahibi olacaklara ayrıcalık tanınacağı belirtiliyor. Bunun için de sosyal konut projesinde olduğu gibi gelir sınırı şartı belirlenmesi bekleniyor. Özel okulların zam oranı bu ay içinde belli olacak. Zam oranının belirlenmesi için bugünkü enflasyon verileri bekleniyordu. Peki hesaplama nasıl yapılacak? Zam oranının ne kadar olması bekleniyor? Bir kez daha Ankara'ya dönelim ve Öykü Tüccar'a soralım. Öykü. Ahmet Arpat, özel okulların zam oranı her yıl özel öğretim kurumları yönetmeliğinde yer alan formüle göre hesaplanıyor. Yönetmeliğin 53. maddesinde açıkça ifade edilen bir formül var. İlk olarak onu paylaşalım. Buna göre ara sınıf öğrencilerine yapılacak zam oranı bir önceki yılın yurt içi üfe ve tüfesinin toplamının ikiye bölünmesi ve buna maksimum %5 puanlık bir artış yapılmasıyla hesaplanıyor. Geçen yıl 12 aylık ortalamalar baz alındığında bu oran %36,73 çıkmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından %36 ile sınırlandırılmıştı. Biz de bu senenin rakamlarına bakarsak aynı formül üzerinden 12 aylık ortalamalara göre üretici fiyat endeksi %128,47, tüketici fiyat endeksi ise %72,31 oranında arttı. Yani bu formüle göre özel okullar 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hali hazırda okumaya devam eden ara sınıf öğrencilerinden isteyecekleri ücrete %105,39 oranında
zam yapabilecekler. Yani şu anda verilen ücretin iki katından fazlasına kadar bir zam oranı söz konusu. Tabii ki bu oran kesin değil. Neden? Zira Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dün bir açıklama yaparak kesin oran açıklanmadan önce özel okul temsilcileriyle bir araya geleceklerini açıklamıştı. Ve oluşacak zammı olgunlaştırarak kamuoyuyla paylaşacağız ifadelerini kullanmıştı. Özel okul temsilcileriyle ilk kez geçtiğimiz hafta Perşembe günü bir araya geldi. O toplantıda bizim edindiğimiz bilgilere göre özel okul temsilcileri artan maliyetlerine ilişkin kalem kalem maliyet kalemlerinin sıralandığı ve artışların sıralandığı bir çalışmayı Bakan Özer'le paylaştı ve yönetmelikte yer alan formülde çıkacak zam oranının altında bir zam oranının belirlenmesinin özel okulları kaldıramayacağını belirttiler. Ama dediğimiz gibi şu anda yapılan hesaplamalara göre özel okullar gelecek sene %105,39 oranında zam isteyebilecek. Bu oranda bir indirim olacak mı? Bir sınırlama getirilecek mi? İşte bunun için de gözlerimiz Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in özel okul temsilcileriyle yapacağı ikinci toplantıda olacak. Öykü Tüccar aktardı. Ankara'da ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmeğin fiyatı %25 artarak 5 liraya yükseldi. Yeni fiyat 10 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak. Başkentteki ekmek zammı ile ilgili konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye'de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 lira oldu dedi. Rusya lideri Vladimir Putin bu kez çevresindekiler sebebiyle gündemde. Birçok etkinlikte Putin'in çevresinde hep aynı kişilerin görüntülendiğini vurgulayan İngiliz medyası Putin'in paralı aktörler çalıştırdığını öne sürdü. Kimi zaman asker olup madalya alıyorlar, kimi zaman gemide, kimi zaman kilisede Putin'in yanı başındalar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresinde hep aynı kişilerin bulunduğunu iddia eden İngiliz medyası, Rus liderin etkinliklerde aktör kullandığını öne sürdü. Vladimir Putin'in yılbaşı konuşmasında arkasında yer alan sarışın kadının, daha önce birçok kez Putin'le birlikte görüntülendiğine vurgu yapıldı. Aynı kadının bir teknede yapılan etkinlikte Putin'le birlikte poz verdiği, kilisede düzenlenen bir ayinde de hemen Putin'in yanı başında yer aldığı belirtiliyor. Bu etkinliklerden birinde savaş kahramanı asker, bir başkasında denizci, bir diğerinde ise asker eşi rolü yaptığı öne süründü. Bu kadının Putin'in yanında Moskova'da düzenlenen MAX 2019 havacılık fuarı esnasında da görüntülendiği iddia edildi. Hatta kadının Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ısmarladığı dondurmayı satan kişi olduğu iddia ediliyor. Sarışın kadının yanı sıra 3 erkeğin de Putin'in birçok etkinliğinde yer aldığı belirtiliyor. Rus liderin suikast korkusuyla çevresine tanımadığı kimseyi yaklaştırmadığı, farklı etkinliklerde hep aynı aktörlerin çevresinde bulunduğu iddia edildi. Bu kişilerin Putin'in propaganda yapmasına yardımcı olduğu öne sürüldü. Vladimir Putin'in yakın korumaları da olabilecekleri belirtiliyor. Putin'in gömleğinin altına kurşun geçirmez yelek giydiği de iddialar arasında. Rallici ve gösteri sürücüsü Ken Block geçirdiği kazada hayatını kaybetti. 55 yaşındaki efsanenin kullandığı kar aracının altında kaldığı açıklandı. Motor sporlarının efsanesi Ken Block hayatını kaybetti. ...55 yaşındaki sürücü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde kar aracıyla sergilediği performans sırasında kaza yaptı. Yetkililer dik bir yamaçta devrilen aracının altında kalan Bloch'un olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Ken Block bir süredir Utah'taki denemelerini sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Motor sporlarının birçok dalında yarışan Block, rally aracıyla yaptığı gösterilerle de tanınıyordu.
Çıplak aynı zamanda mühendisti ve kullandığı araçlarının tasarımında rol alıyordu. Dünyanın en iyi drift yapan sürücüsü olarak gösterilen Ken Block, bilgisayar ve konsol oyunlarının da kahramanıydı. Almanya'da linyit çıkarılmasına karşı çıkan çevre aktivistleriyle polis arasında arbede yaşandı. Polise havai fişek, şişe ve taş fırlatan eylemciler barikatları ateşe verdi. Polis de çevre aktivistleri karşı karşıya geldi, tansiyon yükseldi. Görüntülerin adresi Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalia eyaleti. Lützerath'ta linyit çıkarılmasına karşı çıkan çevre aktivistleri eylem yaptı. Göstericiler, enerji firmasına ait araçların geçişini engellemek için barikat kurarak 3 yolu kapattı. Yolun açılması yönünde yapılan uyarıları dikkate almayan göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polise havai fişek, şişe ve taş fırlatan eylemciler kurulan bazı barikatları ateşe verdi. Arbedenin ardından polis geri çekildi. Çevre aktivistleri köyde sahipleri tarafından terk edilen evlere yerleşmiş durumda. Alman polis yetkilileri bu ay içinde aktivistlerin köyden çıkarılacağını söylüyor. Aktivistler ise eylemlerini sürdürmekte kararlı. Essen merkezli enerji şirketi ise küresel çaplı enerji krizine gerekçe göstererek enerji santrallerine güvenli şekilde tedarik sağlanabilmesi için Lützerath'taki maden sahalarını kullanmanın gerekli olduğunu savunuyor. Türkiye'de koruma altında olmalarına rağmen mercanların nesli tehlikede. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Bayram Öztürk, avcıların mercanları akvaryumlara dekorasyon amacıyla sattığını söyledi. Türkiye'de Saros Körfezi'nde, Gökçeada ve Bozcaada'da mercan resifleri bulunuyor. Denizdeki biyoçeşitliliğin devamını sağlayan mercanlar 4 ay önce koruma altına alındı. Ancak avcılık nedeniyle tehdit altındalar. Kaçak yollarla toplanan mercanlar akvaryumlara süs olarak konuluyor. İstanbul'daki bazı akvaryumcuların taş mercanları aldığını, akvaryum içine koyduğunu, bunu kaçak olarak yaptığını biliyoruz. Bununla ilgili çaba gösteriyoruz. Bunların yapılması için uğraşıyoruz. Bu avcılık böyle tekil olarak yapılan, bir veya iki kişinin gidip bunları çıkarıp arabanın arkasına koyarak kaçak olarak getirip İstanbul'daki büyük akvaryumlara verilmesi, satılması ile ilişkili. İklim değişikliği ve balıkçılık da mercanların neslini etkileyen faktörler arasında. Son 35 yılda Türkiye'de görülen deniz suyundaki sıcaklık artışları var. Bu deniz suyundaki sıcaklık artışları 2 dereceye kadar ulaşabiliyor. Dolayısıyla deniz suyundaki sıcaklık artışı özellikle endemik mercan türlerinden, Cladocara cuspidosa denilen türün beyazlamasına sebep oluyor balıkçılıkta. Ağlar bu tür mercanların üzerine atıldığı zaman yerlerinden oynatılıyor, çekiliyor, çıkarılıyor, kıyıya getiriyorlar ve mercanlar ölüyorlar. Dolayısıyla balıkçılarımızın da bu konuya dikkat göstermeleri, azami dikkat göstermelerini bekliyoruz. Mercanlar 400'ün üzerinde deniz canlısının biyoçeşitliliğini koruyor. Bülten'e şimdilik bir nokta koyalım. İlerleyen dakikalarda yeniden karşınızda olacağız.